Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici nitelikte sözlere atasözü denir. Bazı atasözlerimizin anlamca birbirine yakın olduğu görülür. Buna göre atalarımızın halka mal olan sözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 1. Bağ bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Burada işini iyi yapmaktan bahsediyor. İyi iş yapmak. 2. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Burada da dayanışma içinde olmaktan bahsetmiş. 3. Yanlış taş. Genellikle gerçek anlamından farklı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Deyimler cümle içinde anlamına uygun olarak kullanılmalıdır. Deyimlerin sözleri değiştirilmez. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Söylenenlere kulak asmıyor, aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Burada deyimde bir yanlışlık yok. Buradaki deyim kulak asmamak. B. Ölçüyü kaçırmamak için çok dikkatli davranıyordu. Deyim ölçüyü kaçırmamak, ancak herhangi bir hata yok. C. Buralardan basıp gideceğini söyler dururdu. Söyleyip durmak deyimdir, ancak hiçbir hata yok. D. Böyle her baştan bir ses çıkarsa olmaz ki. Buradaki deyim her kafadan bir ses çıkmasın. Eş anlamlısı dahi olsa ya da yakın anlamlısı dahi olsa deyimlerde hiçbir zaman sözcükleri değiştiremeyiz. Dolayısıyla deyim hatası D seçeneğinde yapılmıştır. Farklı milletlerin bir araya gelmesiyle festival yerelden evrensele doğru bir boyut kazanıyor. Yerel dediğimiz kendi ülkemizi kastederiz. Evrensel dediğimiz dünyayı kastederiz. Yerel kendi ülken, kendi milletindir. Evrensel ise dünyadır. Bu evren, yani dünyada yaşayan herkesi kastetmiş olursun. Bu cümledeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Sergideki resimlerinde kendi insanının çizgilerini insanlığı kuşatıcı bir bakışla yansıtmıştır. Doğru cevabım A seçeneği. Çünkü kendi insanı derken yerel, yani kendi ülkesini kastediyor. İnsanlıktan kasıt kendi ülkesi de dahil dünyada bulunan bütün insanları içerisine aldığı için ülke ve dünya açıklamaları A seçeneğinde çıkar. B. Bu programda memleketin bütün renkleri kendine bir yer bulabilmişti. Bu cümlede sadece yerel açıklaması var. Çünkü memleketi, yerel, ülkesi. C. Dağınık organizasyonlar belli bir planı olmadığı için katılımcıları yorar. Burada yerel veya evrensellikten bahsetmiyor. D. Olaylara geniş bir pencereden bakmayı ne zaman öğreneceğiz? Biz de öğreneceğiz. Yine yerel, yani ülkeyle alakalı bir durum var. Evrensel, dünyayı ilgilendiren bir konudan bahsetmemiş. Dolayısıyla D seçeneği de olmaz. Kendi insanım yereldir. İnsanlık ise herkesi içine aldığı için dil, din, renk, ırk ayrımı yapmadan evrenseldir. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Anlamı tam kavranamayan deyimler kendisine anlamca ya da şekilce benzeyen başka bir deyimle karıştırılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamadaki gibi yanlış bir kullanım söz konusudur? A. O kadar yorgundu ki dizlerinin bağı çözüldü. Bu cümlede deyim dizlerinin bağı çözülmesi. Ancak dizlerinin bağı çözüldü dediğimizde çok heyecanlandığını ifade eder. Yorgunluğunu ifade etmez. Dolayısıyla yanlış anlamda kullanıldığı için doğru cevabım A seçeneği olur. B. Bir tarafı yıkık köprüden geçerken ecel terleri dökerdik. Ecel terleri dökmek demek çok korkmaktan bahsediyor. Yani yıkık köprüden geçerken bize bir şey olacak mı diye çok korkmuşlar. Deyim açıklamayla uygun. Dolayısıyla burada bir hata yok. C. Sevdiklerimizin başı dara düşmüşken biz mutlu olamayız. Sevdiklerimizin başının dara düşmesi demek, hani onların zor durumda kalmasından bahsediyor. Onların bir sıkıntısının olmasından bahsediyor. Dolayısıyla yanlış bir kullanım yok. D. Daldan dala konan birinin bir işte başarılı olacağı düşünülemez. Daldan dala konmak kararsız olmaktan gelmektedir. Yani
Kişi bir işte karar kılıp o işe sebat gösterememiş, onun üzerine çalışamamış. Sürekli iş değişikliği yaptığını söylüyor. Bir kararsızlık var. Dolayısıyla açıklamayla hata yok. Ancak dizlerinin bağı çözülmesi özellikle heyecanlandığımız zaman kullandığımız bir ifadedir. Yorgun olduğumuz zaman kullandığımız bir deyim değildir. Dolayısıyla yanlışlık A seçeneğinde yapılmıştır. Duyguların kararsız, savruk olduğu, habire çarpıştığı ve nihayet kavurucu fırtınalara dönüştüğü başka hangi metin vardır? Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Duyguların kararsız, savruk olduğu, habire çarpıştığı. Habire demek, eylemin sürekli tekrar etmesi anlamına gelir. Aralıksız, durmadan, sürekli aynı eylemi yapmaktan bahseder. Özenmeden değil, düzensizce ya da inciterek değil, durmaksızın habire aynı eylemin yapılması anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirine andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasına ikileme denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir yolla kurulmuştur? İkilemelerde aynı kelimeler tekrar edilebilir. Mesela ağır ağır merdivenlerden çıkıyor dediğinde ağır ağır aynı kelime tekrar edilmiş bir ikileme. Ya da zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılabilir. Aşağı yukarı 5 yıldır Ankara'da yaşıyorum gibi. Ya da eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Yakın anlamlı kelimeler kullanılabilir. Kelimelerden biri anlamlı, biri anlamsız olabilir. Örnek veriyorum. İşte evde peynir meynir kalmamış. Peynir meynir dediğim zaman peynir anlamlıdır ama meynir anlamsız bir kelime olduğu için bu biri anlamlı biri anlamsız ikileme olur. Ya da ikisi de anlamsız olabilir. Örneğin abur cubur. Sürekli abur cubur yiyor diyorum. Abur cubur. Her ikisi de anlamsız kelimeler. Ya da yansıma sözcükler aynı şekilde ikileme olabilir. Şıkır şıkır oynadı gibi. Şimdi farklı bir yolla kullanılmış. Bunlar dışında kelimeler hiçbir şekilde oluşmaz. Abuk subuk konuşarak etrafındakilere rahatsızlık veriyor. Abuk subuk ikilemedir ancak her ikisi de anlamsız. İkisi de anlamsız ikileme. B. Çocuk ile aile arasında hiçbir zaman gizli saklı kalmamalıdır. Gizli ve saklı eş anlamlıdır. Hısım akraba, herkes bu düğüne davetlidir diye duyurmuşlar. Hısım akraba yine eş anlamlı kelimelerden oluşmuş ikileme. Maça gittikleri gün bağırmaktan hiçbirinde ses seda kalmamıştı. Ses ve seda aynı şekilde eş anlamlı kelimelerle kurulmuş ikileme. Dolayısıyla farklı bir yolla kurulan, ikisi de anlamsız olan A seçeneğidir. Bir bitki tohumundan doğar, gerekli besinlerle büyür ve eğer yabancı otların arasında kalmışsa zamanla hastalanarak ölür. Diller de tıpkı bitkiler gibi yaşayan birer varlıktır. Doğar, gelişir ve özen gösterilmezse ölürler. Bunun için nasıl bahçemizdeki nadide gülleri yabancı otların istilasından koruyorsak, dilimizi de yabancı sözcüklerin istilasından korumalıyız. Türkçesi varken dilimize henüz yerleşmemiş olan yabancı sözcükleri kullanmamalıyız. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisini kuran bir bireyin dilimize özen gösterdiği söylenemez. Parçaya göre bir insan eğer yabancı sözcükler kullanıyorsa dilimize özen göstermiyor demektir. A. Bir dostun üzüntüsüne herkes ortak olur. Başarısına ise yalnızca yüce gönüllüler sevinebilir. Bu cümlede her kelime Türkçe olduğu için yani yabancı kökenli bir kelime kullanmadığı için kişi dilimize özen göstermiştir diyebiliriz ama gösteremeyecek birini arıyorum. B. Bir insanın tecrübesini başından neler geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl dersler çıkardığı gösterir. Yine her kelime Türkçe olduğu için dilimize özen gösterir diyebiliriz. C.
Pesimist kimseler, güllerin dikenlerin olmasından yakınır. Olumlu kimseler ise dikenlerin bir güle sahip olmasına sevinir. Bu cümleyi kuran kişinin dilimize özen gösterdiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Çünkü pesimist yabancı kökenli bir kelimedir ve karamsar anlamına gelir. Türkçe bir kelime kullanmadığı için bu kişi dilimize özen göstermemekte. D. Gerçek dostlar iyi günlerinizde de size ziyaret etmek için davet bekleseler bile kötü günlerinizde davet beklemeden size gelirler. Bu cümleyi kuran kişi de her kelimeyi Türkçe olarak kullandığı için dilimize özen gösterdiğini söyleyebiliriz. D seçeneği de doğrudur.